Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel robamızı çalışacağız. Robamız yuvarlak roba. Haroşalarımızla ve artışlarımızla e, robamızı ördük. Şöyle göstermek istiyorum. Yeteri kadar haroşamızı ördükten sonra başlangıç kısmında artışlarımızı yaptık. Daha sonrasında e, haroşalarımızla renkli ipimizi de geçirdik. Yine artışlarımızı yaparak tekrar düz örgümüzü ve yine haroşalarımızı ekledikten sonra üçüncü kez artışımızı yaptık ve eee roba ölçüsü uzunluğu yeterli oldu. Sonrasında kolumuzu kestik ve bir sıra sonrasında da artışlarımızı yaptık. Kolumuzun altına mutlaka artışları yapıyoruz. Burada e, sizlerle birlikte bütün aşamaları beraber çalışacağız. Umarım hepiniz çalışırsanız ve beğenirsiniz. Hiç zorlanmadan bu güzel çalışmamızı birlikte yaparız. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Nakon'un rekoruyla yeleğimin ana rengini örüyorum. İpimiz beyaz bir ip. Gramına bakalım. 100 gram ve 360 metreden oluşur yani çok kalın bir ip değil 3,5 numaralı şişimi de alıyorum ve yeleğimin roba kısmı için ilmeklerimi toparlamaya başlıyorum. 74 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Alma şekilleri farklı olabilir dediğiniz ve alışkın olduğunuz şekilde ilmeklerimizi toparlayalım. 74 ilmeğimi toparladım. Bir tane düğümümü atıyorum. Üzerine haroşa olarak örmeye başlıyorum. Haroşa örgünün her iki yönde de aynı şekilde örülmesi. İki yönde ters örsek de haroşa sonucuna ulaşırız. İki yönde düz örsek de haroşa sonucuna ulaşırız. O yüzden eliniz hangisine alışkınsa bu şekilde başlayabilirsiniz. şişimizden ilk çıkaracağımız için ilk ilmeğimi örüyorum ve düz olarak örüyorum haroşamı. Alma yönleri de farklı olabilir. Hiç önemli değil. Çok farklı şekillerde yine çok güzel örgülere ulaşabilmekteyiz düz örüyorum. Son ilmeğimize gelene kadar ördüm. Düz örerek gelmiştim. Son ilmeğimi ters örüyorum. Ve çeviriyorum. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci sıramız olduğu için artık örmüyorum ve yine ikinci diş haroşamızı örüyoruz yine sıramızın sonuna geldim en son ilmeğimi ters örüyorum ve çeviriyorum bu ikinci dişimizi örüyoruz her sırayı iki her dişi iki defa ördüğümüz için bu ikinci sırası olacak bakın ipimizin bulunduğu nokta ilk ilmeğimi örmeden alıyorum diğer tarafa doğru ilerleyelim ve iki dişimiz bu sıra sonunda tamamlanmış olsun. Sıramın sonundayım. Düz örerek geldim. En son ilmeğimi ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman ipimizin sol tarafta şuradaki kalan ipimizin sol tarafta olduğu bize örgümüzün ön yüzünde olduğumuzu gösterir. Bakın ipim burada. Örgümün şu an ön yüzündeyim ve iki diş haroşamı ördüm. Şimdi üçüncü dişimizde ilk ilik çalışmamızı yakamızda başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Basit ilik çalışması yapacağız. 3 tane ilmeğimi ördüm. 4. ve 5. ilmeğimi alıyorum. İkisini aynı anda düz örüyorum. Ve şişimin üzerine bir tane ipimi alıyorum. Diğer ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Bakın burada ilk iliğimizi çalışmış olduk. İkisini aynı anda kestim. 4 ile 5'i bir tane de arttım. Burada diğer sıramızda artmaya da eksilme yapmayacağız. Birebir düz örerek devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna doğru 3. diş haroşamızın ilk sırasını örüyoruz. Dönüşte de ikinci sıramızı tamamlayacağız. Buradan devam edelim ve dönerek gelelim. Yeniden burada görüşelim. İliğimizi açtıktan sonra başa kadar gittim. Tekrar baştan geri döndüm. Üçüncü dişim bakın ortaya çıktı. Şimdi iliğimizi açmış olduğumuz yerin hemen yanı başındayım. Öncesindeki ilmeğimi ördüm. Bakın artmış olduğumuz basit iliğimizi yine altından giriyorum. Örüyorum. Hiç farklı bir işlem yapmıyorum. Daha sonra kestiğimi yine düz örüyorum. Öncesindeki 3 ilmeğimi de ördüm son ilmeğimi her zaman olduğu gibi ters örüyorum ve tamamlıyorum ilk iliğimizi üçüncü dişimizde bu şekilde ördük şimdi e, haroşamızı örmeye devam edelim artık iliğimizi de açtık herhangi bir farklı işlem yapmıyoruz düz bir şekilde örelim bir diş daha 1 2 3 4 4 diş haroşamı ördüm örgümüzün arka yönündeyiz ipimiz burada Yedi ilmeğimizi düz olarak haroşa ördüm kenar patımız için. Şimdi 2 tane ters örüyorum. 1 tane artıyorum. 2 ters 1 artış. Şişimin üzerine alarak artıyorum. 2 ters şişimin üzerine alıyorum bir tane artış artmaya bakın şişimizin üzerine şu şekilde bırakıyoruz bir ilmeğimiz çıkmış oluyor ve bu ilmeğimizi kaçırmadan ipimizi alıp bakın hem artışımızı hem de normal ilmeğimizi muhafaza ettik şişimin üzerine alıyorum iki tane ilmeğimi ters örüyorum örgümüzün arka yönü 7 tane kenar ilmeği kalana kadar 2 ters 1 artış 2 ters 1 artışımızı örelim. 7 şer kenar patımız dışında aradaki 60 tane ilmeğimizi 2 tane ters 1 tane artış şekliyle ördüm ve sıramın başındayım. Yine 7 tane kenar ilmeğimi ördüm ve örgümüzün ön yüzünden hem arttığımız ilmeklerimizi hem de normal ilmeklerimizi öreceğiz. Bakın 1, 2 artış yaptığım ilmeğimi de düz örüyorum bu yönde düz örüyoruz sıramızı tamamlayalım ön yüzden arkadan örelim tekrar ters yüzümüzü önden üçüncü kez düz yüzü örelim arkada dördüncü sırayı örmek için yeniden görüşelim artış sonrası bir sıra düzümüzü ikinci sıra tersimizi üçüncü sıra tekrar düzümüzü ördüm şimdi arkadayım bu yönden haroşamızı düşürmek için ön yöne ters örüyorum kenar patımız için düz 7 ilmeğimi örüyorum ve arkadaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum tersi düze çeviriyorum ön yöne haroşamız düşüyor Bir diş haroşamız olacak. Bir diş haroşamızı oluşturduk. Şimdi yeşil rengimi ben 7 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra bağladım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ipim örgümün arka yönünde. Örmeden şişime taktım lütfen buna dikkat edelim. Sonra bağlamış olduğum yeşil ipimi şöyle yaklaştırıyorum ve yeşilimle haroşamın ilk sırasını örüyorum. 3 tane ilmek örüyorum. bir tane boş aldım. 7 kenar ilmekten sonra bakın 2 4 6 7 burası kenar patımı oluşturacak bölüm. bir ilmeğimi örmeden şişime taktım. İşiğimi örüyorum. 1 2 3. 3 tane işilimi ördüm. bir tane ilmek örmeden şişime takıyorum. İlk ilmeğimde olduğu gibi ipim arkada. 1 2 3 ilmeğimi örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. 3 tane yeşil, bir tane örmeden şişe tak şekliyle kenar patımıza bir ilmek kalana kadar ilerleyelim. Bir tane ilmeğimi ipim arkada, bakın ipimiz arkada modelimizin ön yüzüne düşmeyecek. 3 tane düz, bir tane örmeden. 3 yeşil, 1 boş, 3 yeşil, 1 boş. Sıramızın sonuna doğru geldim ve kenar patımızın bulunduğu noktadayız. Bakınız, kenar patımızda bir tane ilmeğimiz kaldı. O ilmeğimizi de 3 tane yeşilden sonra bir tane boş olarak yeşilim arkada alıyorum. Şimdi diğer sırada örmüş olduğumuz beyaz ipimiz kaldı. Biz yeşilimizle kenar patından sonra örmeye devam ettik. Beyaz ipimiz burada kaldı. Kenar patımızı yine beyaz örebilmek için şöyle küçük bir parça ipimizin ya içinden ya üzerinden nereden örüyorsanız onun zıt tarafından küçük bir yumak haline yapalım. Bu kez yeşil ipimize beyazımızı bağlayalım. Bakın yeşilimize bağlıyorum. Ve yaklaştırıyorum. Şöyle kaydırarak getiriyorum. Bakınız kayıyor. istediğimiz gibi üzerine bağladığımız zaman çok rahat hareket ettirebiliyoruz. Şimdi burada en son 3 tane yeşilimi ördüm. Bir tane boşumu aldım örgüme dahil. Kenarda 2, 4, 6 ve 7 ilmeğim kaldı. Bağlamış olduğum beyaz ipimle 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bu ipimiz burada kalacak. Sadece kenar patımızı örmek için kullanacağız çeviriyorum. Yeşilimizin bir sırasını ördük. Haroşamızı oluşturmak için ikinci sırayı ördüğümüzde bir tane dişimiz olacak. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 yedinci örüyorum. ve yazımı örmeden şişime takıyorum. Beyazımı bırakıyorum artık. Beyaz arada kalacak. Yeşil. Şu şekilde ilerleyecek bakınız. Beyaz mutlaka arada kalsın. Burada boşluk olmasın. İpimi geçiriyorum. Arkadan da düz örüyorum. Şöyle sıkıştıralım beyazı da. Burada boşluk olmasın. İpimi alıyorum bu tarafa. Örgümün ters yönden bulundu. Beyazımı yine örmeden geçiriyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 3 İpim arkada, beyazımı örmeden takıyorum. ipimi geçiriyorum. 3 ilmeğimi örüyorum. İpimi alıyorum. Tekrar örmeden takıyorum. İpimiz örgümüzün ters yanında olacak. Şöyle görelim. Bakın birinci dişimiz bu şekilde beyazlarımızda örmeden şişimizde arkadan ikinci sıramızı da örerek geldim ön yüzde bir diş haroşam oldu son ilmeğimi örmeden çişime takıyorum yeşilimi geçiriyorum kendimden tarafa ve kenardaki 7 tane ilmeğimi örüyorum yeşilimiz arada kalsın şöyle arada bıraktığımız zaman delik olmayacaktır beyazımı alıyorum kenar ilmeklerimi örüyorum örgümüzün diğer yönünü çeviriyoruz. Şöyle bakalım. Bir diş haroşamız beyazda, bir diş haroşamız yeşilde oldu. 3 ilmeğimiz ve birer tane boş ilmeklerimizi görmekteyiz. 7 kenar ilmeğimizi yeniden örelim. 7 ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7 bir tane ilmeğimi boş olarak şişime takıyorum beyaz ilmeğimi bırakıyorum beyaz arada kalıyor bakınız arada yeşilimi tekrar alıyorum yine bir ön yüzden bir arka yüzden örerek geliyorum her iki yönde de düz örüyorum beyazlarımı örmeden alıyorum ikinci diş haroşamı da oluşturuyorum yeşil rengime alıyorum başlangıçtaki boş ilmeğimi aldım 7 kenardan sonra ve birer birer örüyorum 2 3 ipim arkada bakın bir tane örmeden beyazımı yine takıyorum 3 tane yeşilimi örüyorum beyazımı örmeden Örgümün ön yüzündeyiz. Yeniden sıra sonundayım. 3 tane yeşilimi ördükten sonra bir tane ilmeğimi örmeden şişimi geçiriyorum. İpimi bırakıyorum. Araya alıyorum. Beyazımla kenarlarımı örüyorum. Her yeşil ve beyaz rengi aynı ördüğümüz zaman yapacağımız işlem bu. Araya alıyoruz ve buradaki beyazı yanlışlıkla kenar ilmeğine karıştırmıyoruz. Şimdi kenar ilmeklerimizi örüp yine aynı işlemlerimizi tekrar edip ters de örelim. 2 diş haroşamızı ördük ve sıramızı tamamladık. Kenar lastiklerimi de ördüm. Şimdi e, bir diş beyaz haroşamızı öreceğiz. Artık e, birkaç sıra yeşil rengimizi örmeyeceğiz. O yüzden yeşil rengimizi hemen örgümüze başlamadan şuradan keselim. Bakın kesiyorum. Kenar patlarımı ördükten sonra kestim. Başlangıç ipiyle her ikisine düğümümü atıyorum bir tığ yardımıyla içe doğru çekelim. Alıyorum. Biraz uzaktan alıp geçiriyorum ve büzdürmeyelim. Farklı farklı da geçirebilirsiniz. Her ikisini farklı yönlere götürebilirsiniz. geriye döndürüp bir defa da şuraya gelişi güzel iç tarafa doğru çekiyoruz Evet ipimizi buradan kestik şimdi kenara ayırdığımız küçük ipimizle diğer uca doğru ilerleyelim Çünkü küçük ipimiz bu tarafta kalmıştı yeşilimi şöyle tamamen toparlıyorum ve örmeye başlıyorum İlk ilmeğimi örmeden aldım bir örmeden aldım 2 3 4 5 6 7 7 kenar ilmeğimi ördüm hemen örmeden aldığım yeşil ilmeğimi de düz olarak beyaz ilmeğimi de düz örüyorum burada da haroşa öreceğimiz için hem önden hem arkadan düz öreceğiz beyaz ilmeğimi örüyorum örmeden aldığım beyazımı da örüyorum Sona kadar ilerleyelim. Beyazımız son ilmeğimize kadar ördükten sonra burada ipimizi keselim. Her iki beyaz da aynı anda taşımayalım. İpimin birini kestim. Yeşili devam ettirdiğime yine bağlamış olduğum ipime bağlıyorum. Bakın diğerine değil yeşile bağlandığımıza bağlıyorum. Yine tığımla içeriye gizliyorum. İster birer birer ister ikişer gizleyebilirsiniz. Diğerini de alıyorum. Birini alttakine yapmıştım. Bunu üsttekine geçirelim. Ön yüzden bir sıra beyazımızı örmüştüm. Arka yüzden yine bir sıra düz olarak örüp haroşamızı oluşturduk ve sona doğru geldim. 2 yeşil diş haroşamızın öncesinde ve sonrasında birer dişli beyaz haroşamız var. Şimdiki sıramızda şurada yapmış olduğumuz gibi yeniden artışlarımızı yapmaya başlayacağız. 7 ilmeğimi ördüm 7 ilmeğimden sonra iki tane düz örüyorum 1 ve 2 bir tane şişimin üzerine ipimi alıyorum ve ilk artışımı yapıyorum iki tane düz örüyorum bir iki şişimin üzerine ipimi alıyorum iki düz örüyorum şişimin üzerine alıp artışımı yapıyorum bu grubumuzu genişletecek artışlarımız Tekrar şişimin üzerine alıyorum. İki tane düz. Şişimin üzerine alıyorum. 2 düz. Şişimin üzerine alıyorum. Şişimin üzerine aldım. Sıramızı kenar patlarımıza kadar iki tane düz bir artış, iki düz bir artış, iki düz bir artış, düz bir artış şekliyle örelim yüzde artışlarımızı yaptık. Şimdi arka yüzdeyiz. Örgümüzü düz örgü olarak öreceğiz. Tıpkı buradaki gibi önden düz arkadan ters. Şimdi kenar ilmeklerimi ördükten sonra arkadan ters olarak örüyorum. İki tane tersimi ördüm. Artmış olduğum ilmeği ters ördüm. İki ters arttığım ilmek ters İki ters Artış sıramızı yaptıktan sonra artışımızla birlikte e, toplamda 6 sıra düz örgümüzü ördük. Arkadan ters, önden düz, arkadan ters, önden düz şekliyle toplam 6 sıram tamamlandı. Sonrasında ise e, bir diş haroşamı ördüm. Hem önden hem arkadan düz örgümle bir diş haroşamıza ulaştık. Şimdi yapacağımız işlem. Tıpkı üst sırada örmüş olduğumuz gibi iki diş yeşilimizi öreceğiz. Yine üzerine bir diş de e, beyaz haroşamızı öreceğiz. Toplamda 3 diş haroşamızı ördükten sonra yine artışlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Burada ipimizi tekrar bağlıyoruz. Yine 3 tane yeşil ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane boş, 3 yeşil, bir boş şeklinde örerek örgümüzün ikinci yeşil şeridini de yerleştirmiş olacağız. Şimdi bir diş haroşam tamamlandı. Tekrar 7 kenar kenar ilmeğimi örüyorum ipimi bağlıyorum ilk ilmeğim boş olacak şekilde alıyorum daha sonra 3 tane yeşil bir boş 3 yeşil bir boş 3 yeşil bir boş şeklinde ilerliyorum şimdi kenarlarımızı örelim kenar patımı örmeye başladım ama öncesinde şöyle bir bakıyorum bakınız ilk iliğimizi açtıktan sonra 2 4 6 8 10 ve 12 12 tam diş ördüm şimdi 13. sıradayım 4 tane ilmeğimi ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir tane ilik açmak için iki ilmeğimi aynı anda alıp basit ilik çalışmamı yapıyorum. Başını doladım. ikisini birlikte aldım ve bu şekilde ikinci iliğimizi de hemen ikinci yeşil şeridimize başlarken yerleştirmiş oldum. Örüyorum. 2 4 6 7 bakınız. Artışımızla birlikte dengeyi koruduk. Yani herhangi bir eksilme olmadı. Birinde eksilirken birisinde artışımızı yaparak iliğimiz açıldı. 7 tane ilmeğimi ördükten sonra şişim şöyle geçiyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden boş alıyorum. İpim arkada ve yeşilimi hemen bağlıyorum. Örgümü devam ettirdiğim ipimi yeşil rengimi bağlıyorum ve şöyle yürütüyorum getirip sıkıştırıyorum. Bir ilmeğim ipim arkada boş aldım. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yukarıdaki şeritteki yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynı. Bir tane ilmeğimi boş alıyorum. 1 2 ve 3. Bir beyazım boş, 3 yeşil. Şuradaki işlemimizin birebir aynını tekrar edelim. Toplamda iki e, diş yeşilimiz, 1 diş beyaz haroşamızı örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. 2 diş haroşamızı, bir diş beyazımızı ördük. Tıpkı üstteki çalışmamızın birebir aynını da burada tekrar ettik. Şimdi e, artışlarımızı yapmak için yeniden hazırız. Burada da aynı işlemimizi yapmıştık. Bakınız. 4 diş haroşamızın ikisi beyaz ikisi yeşil hemen ardından artışımızı yaptık yalnız bu son artışımız olacak ve diğerleri gibi ikişer ikişer artmayacağız 4 tane örüp bir tane artacağız 4 tane örüp bir tane artacağız daha az artmış olacağız çünkü sayımız zaten çoğaldığı için eğer iki artarsak çok büyük bir açılma olur o yüzden 4 tane düz örüp daha sonrasında artışımızı yapacağız. 2 4 6 7 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi sayıyorum. Örgümün düz yanındayım. 1 2 3 ve 4. 4 tane ördüm. Şişimin üzerine alıyorum. 1 2 3 4. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. 4 örüyorum. 1 2 3 ve 4. Şişimin üzerinde artışımı yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Bütün ilmeklerimizi bitirelim. Bir diş haroşamızdan sonra artışlarımızı yapmıştık. Artışlarımız da dahil olmak üzere 4 sıra ördük. Düz ördüm, ters, düz, ters. 4 sıramızı tamamladıktan sonra bir diş yeşil e, haroşamızı ördüm sonrasında 3 diş beyaz rengimi ördüm herhangi bir artış yapmadım şöyle bakalım işaretlerimi taktım artık robamızı tamamlamak üzereyiz birleştirme işlemini geçebiliriz şimdi ben bölümlerini ayırdım bölümlerini ayırırken şöyle sayılarımıza bakalım bakınız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 32 tane ilmeğimi önümün bir parçası için ayırdım. Diğer önümüzü aynı şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 32 olarak her iki önümüzü eşit ayırdık. Kollarımızda birebir eşit sayıda olacak. Şimdi kollarımıza bakalım. 2 4 6 8 10

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 ve 54 tane ilmeğimi bölümlerime ayırdım. Şimdi kolumuzu keselim. Şu kısmımızı, işaretimizi taktığımız kol bölümünü kesiyoruz. Ön yüzdeyiz. Düz olarak örüyorum. Biraz ipimle Yine diğer taraflarda yeşilimizi bağladık. Tekrar bakınız ayırdık. Sonra beyazımızı diğer yanında götürmüştük. Üste gösterdiğimiz için aynı işlemleri tekrar ediyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. İşaretime kadar ön yüzden düz olarak örüyorum. İşaretime gelene kadar ördüm. Çıkarıyorum işaretimi bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve önüm için ördüğüm ilmekten şöyle geçiriyorum ve kesiyorum kolumdan bir tane kestim takıyorum kesmiş olduğum ilmeği kolumdaki ilmeğimle kestiğim ilmeği aynı anda düz örerek kesiyorum farklı yöntemlerle de kesebilirsiniz tekrar şişime takıyorum iki tane ilmeğimi örüyorum şişime takıyorum ikisini aynı anda örüyorum. Şişime takıyorum. Örüyorum. Takalım ve örelim. İşaretimize kadar kolumuzu da bu şekilde kesiyoruz. Son ilmeğimize kadar kestim. Bakınız bu ilmek kolumuzun. Çıkarıyorum maviyi. Takıyorum örüyorum ve buradan itibaren düz örgümü başlatıyorum. Kesme işlemini bitirdim. Şu an arkamızı örmekteyiz. Diğer kolumuzu da aynı şekilde keselim. Birlikte başlayalım şimdi arkayı yavaş yavaş tamamlayalım. Arkamızı örerek geldim. İşaretimin bulunduğu noktadayım. bir tane örüyorum içinden geçiriyorum isterseniz bu şekilde isterseniz biraz önce ördüğümüz şekliyle yapabilirsiniz hangisini tercih ederseniz önce örüp sonra da kesebilirsiniz şu şekilde ya da takıp hangisi kolayınıza gelirse işarete kadar ilerleyelim kolumuzun kesme işlemi tamamlandıktan sonra önümüzü düz örgümüzle örelim. Başa kadar geldim. Baştan örgümün arkasından ters olarak ördüm. Artık haroşa örmüyoruz. Tersten ters ördüm. Düz yönden düzümü ördüm. Tam kolumuzu kestiğimiz yerdeyiz. Şimdi burası kol altı olacağı için hemen birleştirmiyorum. 8 tane ilmek çıkarıyorum buradan. Bir tane alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmeğimi arttıktan sonra kolumu artık birleştiriyorum. ilmeğimi ve diğerleriyle ters örüyorum. Arkamızı ters olarak ördüm. Şimdi kol altındayız. Yine 8 tane ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Önümüzden örmeye başlıyoruz. Ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi kenar patıma kadar ters örüyorum. Kenar patımızı ise düz örüyoruz. Şimdi tersten gidiyorum. Evet sevgili arkadaşlar artışlarımızı yaptık. Bundan sonraki sıramızda modelimizi uygulayarak çalışabilirsiniz. Tabi isterseniz bir sıra daha Önden düz, arkadan ters gelip kolumuzu da kurtardıktan sonra çalışmamızı yapabilirsiniz. Eğer basit bir modelse direkt buradan da devam edebilirsiniz. Modelinizin şekline göre, durumuna göre bu kolumuzun altını örmeye ayarlayabilirsiniz. Evet, umarım faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.